Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün küpe çiçeklerim ve diğer çiçeklerimle ile ilgili küçük bir video hazırlamak istedim. Arkadaşlar, öncelikle bu videom çiçeklerde oluşan küçük sineklerle ilgili olacak. Bunlara bir karışım yapacağız. Bu karışım ile çiçeklerdeki küçük beyaz, gözle görülmeyecek kadar küçük olan sineklerin ve yaprak altlarında oluşan bitlerin ya da küçük kara sineklerin gitmesi için bir karışım hazırlayacağım. Ama öncelikle küpe çiçeklerimden şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, küpe çiçeklerim bu şekilde, gördüğünüz gibi. Bunlar bu yazdan yetiştirdim ben. Yaz başlangıcında ekmiştim küçük bir filizden, diğer büyük küpe çiçeğimden alaraktan. Sonrasında böyle çoğalttım. Bunun gibi 4-5 tane saksım var balkonumda. Balkonumda çok ses olduğu için sevgili arkadaşlarım, ben böyle hemen balkonuma yakın masamın balkonumun kenarında masam var. Ses gelmesin diye oraya aldım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Aslında küpe çiçeğin bakımı çok sandığınız kadar da zor değil. Balkonda dursun. Yarım gün güneş alırsa, yarım gün gölgede kalsın. Hani sürekli güneşte kalırsa çiçeğiniz yaprakları kuruma olabilir. Ama güneş de alması gerekiyor. Güneşin vitaminini alması gerekiyor. Gölgede de kalması gerekiyor. Onu sizin ayarlamanız lazım. Balkonunuzun ne kadar sürede güneş alıyor, ne kadar sürede güneş almıyor, onu ayarlayın. Ona göre balkonunuzda kalsın. Kışı mutlaka evin içerisinde dursun. Ve yaz kış çiçek açar. Her gün su vermemiz gerekiyor. Bakın, ben bunu dün gece suladım. Ya gece ya da sabah suluyorum. Dün gece suladığım için şimdi bu akşam yine sulayacağım. Her gün suluyorum ve kupkuru. Her gün suladığım halde kupkuru. Suyu çok seviyor. Kesinlikle susuz bırakmayınız. Her gün su veriniz. Onun dışında çiçeklerim, küpe çiçeğim ekiyorum. Ya da pazardan aldım. Hemen bir haftada kurudu diyen sevgili arkadaşlarım, hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Pazardan aldığınız zaman ya da çiçekçiden aldığınız zaman mutlaka kendiniz bir toprak hazırlayın. Onunla çiçeğinizi ekiniz. Dediğim gibi, balkonda tutarsanız, her gün de suyunu verirseniz hiçbir şey olmaz. Bu şekilde yeşeriler açarlar sevgili arkadaşlarım. Şimdi dediğim gibi sinekler olabiliyor. Onlara ne yapacağız? Şöyle bir bardağımın içerisinde ben şimdi sizlere göstereceğim karışımı. Suyumu koydum. Şöyle büyük bir bardağın içerisine suyumu koydum. Sonrasında içerisine bir çay kaşığı pul biberimi ekliyorum. Acı pul biber olacak. Bayağı bir acı olsun arkadaşlar. Sonrasında tekrardan pul biberin içerisine sirke arkadaşlar. Şöyle bakın, göz kararı ile aşağı yukarı bir yemek kaşığına yakın sirkemizi de koyduk. Bunu iyice karıştıralım. 5 dakika kadar bekletelim. Su ile iyice özleşsin. Sonrasında bunu bir fısfıs kutusuna alıyoruz arkadaşlar. Fısfıs kutusuna aldığımız zaman çiçeklerimizin yapraklarına şöyle her tarafına sıkabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Çiçekleri hiçbir şekilde kurutmuyor, soldurmuyor. Sadece çiçeklerde oluşan sinekleri kaçırıyor arkadaşlar. Bu kadar basit bir yöntem. Fısfıs kutusundan belki pul biberler geçmeyebilir. Bunu süzüp de yaparsanız daha iyi olur sevgili arkadaşlarım. Ben küpe çiçeklerimi de gösterdim. Tüm çiçeklere uygulayabilirsiniz. Hatta bitkilere de uygulayabilirsiniz. Özellikle domates, biber, patlıcan gibi bitkilerin şu yaprak kısımlarında küçük yeşil bitler oluyor arkadaşlar. Onlara da çok iyi geliyor bu karışım. Denemenizi tavsiye ederim. Pişman olmazsınız. Evet, yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bende sinek yok. O yüzden bu karışımı sıkmayacağım. Ama sinek gördüğüm zaman mutlaka bu karışımı yapıyorum. Çiçeklerime sıkıyorum arkadaşlar. Sizlere de küçük bir tavsiye olsun diye bu videoyu hazırladım.